Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere fen bilimleri dersinizden ilk konu olan güneş sistemi ve tutulmalar konusunu anlatacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz 5-10 saniyenizi ayırıp ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki zile basıp tümü kısmını işaretlerseniz bundan sonraki ders ve videolardan haberdar olursunuz diyorum. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk önce bir fotoğrafımıza bakalım. Güneşi ve onun etrafında dolanan gezegenlerin resmini görüyorsunuz. Az sonra bunları açıklayacağız. Hemen aşağıya doğru ilerleyip güneş sistemini şöyle bir inceleyelim. Uzayda bulunan cisimlerin her birine gök cismi denir. Güneş de bunlardan birisidir. Ve bir yıldız olan güneş ile onun etrafında dolanan gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve diğer gök cisimlerinden oluşan topluluğa da güneş sistemi denir. Bu e, paragraf önemli. Güneş sistemi nedir diye sorulabilir. Az sonra bir kez daha bu tanımla karşılaşacağız. Güneş etrafında dolanan, kendi enerjisini üretemeyen, farklı büyüklükteki gök cisimlerine gezegen denir. Bizim dünyamızda bu gezegenlerden birisi biliyorsunuz. Gezegenler güneşe farklı uzaklıkta, farklı uzaklıklarda dolanmaktadırlar. Elips şeklindeki yörüngelerinde dolanırlarken, kendi eksenleri etrafında da dönme hareketi yapmaktadırlar. Şimdi gelelim gezegenlerin temel özelliklerine. Yine aynı resim karşımıza geldi. Güneş sisteminde bulunan gezegenler Güneş'e yakından uzağa doğru sıralanmışlardır ve bu yakından başlayıp uzağa doğru isimlerini şöyle bir bakalım resimler üzerinde de. Güneşe en yakın olan gezegen Merkür gezegeni. Küçük bir gezegen. Hemen Merkür'den sonra ikinci sırada Venüs gezegeni var. Ve Venüs'ten sonra da üçüncü olarak e, üzerinde yaşadığımız Dünya var. Üçüncü sırada. Dünyanın hemen ardında Mars gezegeni var. Ve Mars Jüpiter arasında bakın e, bir asteroid kuşağı görüyorsunuz. Bunu az sonra anlatacağım. Ve e, Mars'tan sonra en büyük gezegen Jüpiter gezegeni var. Jüpiter'den sonra etrafında halkası olan Satürn gezegeni. Ve Satürn'den sonra Uranüs gezegeni. Ve en sonunda da Neptün gezegeni olarak bu şekilde 8 gezegen sıralanmışlardır diyorum ve aşağıya doğru ilerliyorum. Gezegenler kendi eksenleri etrafında dönme, güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Venüs ve Uranüs gezegenleri hariç diğer gezegenlerin kendi ekseni etrafındaki dönüşü saatin dönme yönüne terstir. Gezegenler iki gruba ayrılırlar. İlk gruba bir bakalım. Karasal yani iç gezegenler diyoruz bunlara. İç gezegenler büyüklük ve yapı olarak birbirine benzer ve kayalık yapıdadır. Bazılarının uydusu vardır. Hiçbirinin halkası yoktur. İç gezegenlerin en büyüğü dünyadır. Şöyle bir bakabiliriz. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars bunlar iç gezegenler diyoruz. Yörüngeler arası mesafeler birbirine yakındır. Güneş'e yakınlık bakımından ilk 4 gezegen bu grupta yer almaktadır. İkinci olarak dış gezegenlere bakalım. Dış gezegenlerde gazsal dediğimiz gezegenlerdir. Dış gezegenler büyüklük olarak birbirine benzemektedir. Her biri kalın bir atmosfere sahiptir. Dış gezegenler iç gezegenlerden çok daha büyüktür. Hepsinin halkası ve çok sayıda uydusu vardır. Dış gezegenlerin sıcaklığı iç gezegenlerin sıcaklığına göre daha düşüktür diyoruz. Bunlar da Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün Neptün gezegenlerinden oluşmaktadır. Yörüngeler arası mesafeler birbirine uzaktır. Güneş'e yakınlık bakımından son 4 gezegen bu grupta yer almaktadır diyoruz. Ve şöyle aşağıya doğru ilerliyoruz. Evet bakın resimde de görüyorsunuz iç gezegenler güneşe yakın ilk dört gezegen. Arada bir asteroid kuşağı var sanki ortadan kesilmiş gibi. Ve diğer dört gezegen güneşe en uzak olan dört gezegen de dış gezegenler olarak sıralanmaktadır. Bakın büyüklüklerine de baktığınız zaman zaten dış gezegenlerin daha büyük olduğunu görmektesiniz. Görselde de görüldüğü gibi Mars'la Jüpiter arasında asteroid kuşağı bulunur. Burada Güneş'in çevresinde dolanan binlerce asteroid bulunur. Asteroidler Güneş sisteminin 5 milyar yıl önceki oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış büyük kaya ve metal parçalarıdır. Evet bu aradaki asteroid kuşağı böyle. Şimdi tek tek inceleyelim. İlk önce Güneş'ten başlayalım. Güneş'i zaten tanıyorsunuz. 5. sınıfta da öğrenmiştiniz. Güneş Gündüz çıplak gözle görebildiğimiz tek yıldızdır. Güneş 4,6 milyar yıl yaşındadır. Ve tahminen 5 milyar yıl sonra tamamen sönecektir. Yani bilim insanlarının tahminlerine göre. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 Celsius. Dünyamıza en yakın yıldızdır. Güneşin çapı, dünyamızın çapının yaklaşık 110 katıdır. Güneşin kütlesi, dünyamızın kütlesinin yaklaşık 330 bin katıdır diyoruz ve sıra geldi gezegenleri incelemeye. İlk önce Merkür'den başlıyoruz. Merkür gezegeni Güneş'e en yakın gezegendir. Sistemdeki en küçük gezegendir. Dünya Merkür'den yaklaşık 3 kat büyüktür. Yani bizim 3 3'te birimiz kadar. Biz ondan 3 kat büyüğüz. Yüzey sıcaklığı eksi 170 santigrat derece ile 350 santigrat derece arasındadır. Bu sıcaklık farkının sebebi Altta yazıyor. Şimdi oraya geleceğiz. Uydusu ve halkası yoktur. İşte bu sıcaklık farkının sebebine geldik. İnce bir atmosfere sahiptir. Bu nedenle gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki fark 500 santigrat dereceden fazladır. O yüzden geceleri eksi 170'e kadar düşüyor. Gündüzleri 350 santigrat dereceye kadar yükseliyor. Arada çok fark var. İkinci olarak Venüs gezegeni. Güneşe yakınlık bakımından ikinci sırada yer alır. Güneş sisteminin 6. büyük gezegenidir. Dünya ile hemen hemen aynı büyüklüğe sahiptir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 460 Celsius'tur. Uydusu ve halkası yoktur. Atmosferindeki yoğun karbondioksitten dolayı sera etkisini yaşandığı bir gezegendir. Parlak görünümünden dolayı halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. E, akşam e, hava karardıktan hemen sonra onu çok rahat görebilirsiniz. E, batıda. Batı yönüne bak, baktığınız zaman e, halk arasında bu yüzden çoban yıldız denir. Çok parlak gözükür. Çok net görebilirsiniz Venüs gezegenini akşamları açık bir havada. Ve geldik dünyaya. Zaten bildiğimiz dünyamız Güneş'e yakınlık bakımından 3. sırada yer alır. Güneş sisteminin 5. büyük gezegenidir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 15 santigrat derecedir. Dünya'nın tek uydusu Ay'dır. Halkası yoktur dünyamızın. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Yüzeyindeki su ve gezegeni saran atmosfer tabakası dünyadaki yaşamın kaynağıdır. Dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Ve devam edelim Mars gezegenine. Biliyorsunuz Mars'a da araç gönderildi. Bilim insanları artık oraya araç gönderiyorlar ve orayı inceliyorlar. Güneş'e yakınlık bakımından dördüncü sırada yer almaktadır. Güneş sisteminin yedinci büyük gezegenidir. Dünya Mars'tan yaklaşık iki kat büyüktür. Yani bizim yarımız kadar Yüzey sıcaklığı eksi 140 Celsius ile 20 Celsius arasındadır. İki tane uydusu vardır. Halkası yoktur. Büyük oranda karbondioksit içeren ince bir atmosferi vardır. Mars'ın yüzeyi kırmızı renkte toz ve kaya ile kaplı olduğu için ona kızıl gezegen de denmektedir. Böyle bilinmektedir. Dünyadan teleskopla bakıldığında Mars'ın yüzey şekilleri gözlenebilmektedir diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Jüpiter'e geçiyoruz. Güneş'e yakınlık bakımından 5. gezegendir. Gezegenlerin en büyüğü olduğu için dev gezegen olarak da bilinir. Jüpiter dünyadan yaklaşık 11 kat büyüktür. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak eksi 110 Celsius'tur. 79 tane uydusu vardır. Bunların en büyüğü ganimettir. Halkası vardır ancak net gözükmemektedir. Kırmızı büyük lekeleri vardır. Jüpiter'de büyük oranda gaz ve sıvı madde bulunur etrafında toz ve taş parçalarından meydana gelen bir tabaka yer almaktadır. Gelelim Satürn'e. Güneş'e yakınlık bakımından 6. sıradadır. Sistemin ikinci büyük gezegenidir. Satürn dünyadan yaklaşık 10 kat büyüktür. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak eksi 140 Celsius'tur. 62 uydusu vardır. Toz, buz ve kaya parçacıklarından oluşan 7 halkası bulunmaktadır. Bunu da inceledik ve Uranüs'e geldik. Uranüs güneşe yakınlık bakımından 7. sıradadır. Güneş sisteminin 3. büyük gezegenidir. Uranüs dünyadan yaklaşık 4 kat büyüktür. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak eksi 197 Celsius'tur. 27 uydusu gözlenmiştir. 27 uydusu vardır. Etrafında toz ve kayalardan oluşmuş 10 halkası bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalardan elde edilmiş verilere göre zehirli gazlardan oluşmuş bir atmosfere sahip olduğundan canlı yaşamına elverişli değildir. Ve son olarak Neptün'e bakalım. Güneşe en uzak gezegendir. Güneş sisteminin dördüncü büyük gezegenidir. Neptün Dünya'dan yaklaşık 4 kat büyüktür. Lacivert renkli görünümü ile Uranüs'ün ikizi gibidir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak eksi 214 Celsius'tür. 14 uydusu vardır. 6 halkası gözlenmiştir. Zehirli gazlardan oluşmaktadır diyoruz. Ve gezegenlerin uyduları ile ilgili bilgilerimize geçiyoruz. Bir gezegenin çevresinde belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine uydu denir. Bir uydu etrafında dolandığı gezegenden daha küçük boyuttadır. Fakat Diğer gezegenlerden büyük olabilir. Örneğin Jüpiter'in uydularından biri olan Ganimet Merkür gezegeninden daha büyüktür. Dünya'nın uydusu Ay gökyüzünde rahatlıkla görülmektedir. Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün uydusu olan diğer gezegenlerdir. Merkür ve Venüs gezegenlerinin ise uyduları yoktur. Gezegenlerin bilinen uydu sayıları e, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şöyle bir bakalım. Evet. Merkür ve Venüs'ün uyduları yok. Dünyanın bir uydusu var. Mars'ın 2, Jüpiter'in 79, Satürn 62 uydu, Uranüs 27, Neptün 14. Ee, örnek uyduları da birer isimleri yazılmış. Şöyle devam edelim. Uydu sayıları bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda değişebilmektedir. Yani yeni uydular keşfedilmektedir. Örneğin Neptün gezegeninin 13 uydusu olduğu bilinirken 2013 yılında 14 uydusu olduğu tespit edilmiştir. Bir uydu daha bulunmuş. Gezegenler güneşin çevresindeki belirli yörüngelerde dolanırlar. Bu nedenle de gezegenlerin gökyüzündeki konumları sürekli değişir ve bazı dönemlerde onları göremeyiz. Gezegenler güneşten aldıkları ışığı yansıttıkları için parlak görünürler. Merkür, Venüs, Mars, ve Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle gözlemleyebiliriz. Bir teleskopla baktığımızda Jüpiter'in 4 uydusunu görebilir. Hatta Uranüs'ü ve Neptün'ü de minik mavi noktacıklar olarak seçebiliriz. Gezegenlerin büyüklüklerine şöyle bir baktığımızda en büyük Jüpiter, ikinci Satürn böyle sıralanmaktadırlar. Sizler videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ve şöyle aşağıya doğru devam edelim. Asteroid, meteor, göktaşı bunlar nedir? Nasıl oluyor? Onlara bir bakalım. Güneş sisteminin 5 milyar yıl önceki oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarına asteroid denir. Küçük gök cisimleri grubu olarak da bilinen asteroidler güneşin çevresinde Jüpiter ve Mars'ın yörüngeleri arasında dolanmaktadırlar. Fakat güneş sisteminde farklı konumlarda da olabilirler ve dolanabilirler. Örneğin bazı asteroidler güneş çevresinde dünyaya yakın bir yörüngede dolanmaktadırlar. Bazen bir asteroid diğer bir asteroidle çarpışabilir. Bu çarpışma sonucu asteroid küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar da güneş sisteminde gezegenlerin çevresinde dolanmaya devam eder. Asteroidlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşırlar. Yani dünyanın yörüngesine girdiklerinde atmosferde buharlaşırlar. Bu gök cisimlerine meteor denmektedir. Meteorlar gökyüzünde ışık demeti oluştururlar. Görünüşü sebebiyle meteorlara halk dilinde kayan yıldız da denir. Asteroid ve meteorlar kaya parçalarıdır. Aralarındaki fark dünya yüzeyine yakınlığı ile ilgilidir. Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor parçalarına da gök taşı denmektedir. Yani atmosfere giren meteorlar genellikle yanıyorlar ama bazen yana 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 küçük bir parça kalıyor o da dünya yüzeyine düşüyor. Bunlara da gök taşı deniyor. Gök taşının yeryüzüne ulaştıktan sonra oluşturduğu çukura göktaşı çukuru denmektedir. Geçmişte bazı büyük göktaşları dünyaya çarpmıştır. Ülkemizde ağrı doğal da 35 metre genişliğinde 60 metre derinliğinde bir göktaşı çukuru bulunmaktadır. Asteroidlerin oluşumu güneş sisteminin başlangıcına dayandığı için göktaşları güneş sisteminin oluşumu hakkında bilim insanlarına ipuçları vermektedir diyoruz. Ve geçiyoruz güneş ve ay tutulmaları nasıl oluyor biraz da bunlara bakalım. İlk önce güneş tutulmasını inceleyeceğiz. Ay güneşin tam önüne geçip güneş ışığının bir kısmının dünyaya ulaşmasını engellediği zaman engelliyor e, o zaman güneş tutulması oluyor. Tabi dünyanın belli kısmında yani bütün dünyanın hepsini kaplayacak e, gölgeyi yapamıyor tabi küçük olduğu için dünyadan küçük olduğu için dünyanın bir bölümünde oraya güneş ışığının ulaşmasını engelliyor. Ay çok daha küçük olmasına rağmen bize çok daha yakın olduğundan güneşi tam olarak örtebiliyor yani o bölgede. Bunun nasıl olduğunu anlamak için bir gözünüzü kapatın ve tavanda yanan bir ampule karşı madeni bir para tutun. Madeni para daha küçük boyutta olmasına rağmen ampulü kapatmaktadır. Gözümüzde baktığımız zaman işte buna benzetilebilir. Madeni parayı tutan kişinin dışındakiler paranın oluşturduğu gölgeden etkilenmezler. Sadece o kişi o gölgeyi görür. Şöyle resme bir bakalım. Evet resimde görüyorsunuz ay Güneşle dünyanın arasına girmiş ve dünyanın bir kısmında şu anda Afrika kıtası gözüküyor mesela Afrika kıtasının o bölümündekiler güneş tutulması yaşıyorlar gündüz oluyor zaten gündüz güneşi göremedikleri için böyle sanki akşam alacak karanlığı gibi bir karanlığa görünüyor orası ve şöyle devam edelim ve bu şekilde görünüyor güneş yine etrafında böyle hafif bir ışık görünüyor ama önü kapanmış olarak görünüyor ay tarafından. Güneş tutulması ayın gölgesinin dünyaya düştüğü bölgelerde gözlenebilir. Güneş tutulması sırasında ay yeni ay evresindedir. Ancak her yeni ay evresinde güneş tutulması gerçekleşmez. Dünya güneş sisteminde tam bir güneş tutulmasının gözlenebileceği tek gezegendir. Şimdi gelelim ay tutulmasına. Dünya güneş ile ay arasına girdiği zaman dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Bu durumda ay tutulması olayı yaşanır. Ay tutulması sırasında ay dolunay evresindedir. Ay tutulması sırasında ay dünyadan gözlenemez diyorum. Şöyle resme bir bakın. Evet ay arkada kalmış. Dünya güneşle ayın arasında bulunuyor ve güneşin ışıklarını e, dünya engellediği için ay karanlıkta kalıyor ve ayı e, yani belli bir süre ayı göremiyorsunuz. Ayın önü kapanıyor. İşte buna ay tutulması deniyor resimden de inceliyorsunuz ve ay tutulmasındaki aşamalar şöyle: ilk önce dolunay evresindeyken yavaş yavaş Dünya'nın gölgesi aya vurmaya başlıyor ikinci şekilde olduğu gibi sonra üçüncü şekil sonra dördüncü ve beşinci şekil derken altıncı şekilde tamamen ayın önünü kapatıyor ve artık biz ayı göremez hale geliyoruz. Ay gerçi ay tutulması gerçekleştiğinde Dünya'nın karanlık bölgesinde bulunuyorsanız ay tutulmasını gözleyebilirsiniz yani gece yaşanıyor bu. Yani tabii ki dünyanın gündüz olan bölümündekiler böyle bir e, ay tutulmasını göremiyorlar. Gece olan bölümdekiler, arka taraftakiler ay tutulmasını izliyorlar. Ay dünyanın çevresinde sürekli dolanma hareketi yaptığı halde her ay ay tutulması gözlenmez. Çünkü ay her zaman dünyanın gölgesinde kalmaz. Ayın dünya çevresindeki yörüngesi dünyanın güneş çevresindeki yörüngesine göre eğiktir. Ay dünyanın arkasında olabilir fakat hala güneşten ışık almaya devam eder. Çoğu zaman e, o yüzden çok sık ay tutulması olmaz. Şimdi bunların ikisini karşılaştıracağız. Bakın ilk önce resimler üzerine karşılaştıralım. Ay tutulmasında ay arkada kaldı. Dünyanın gece olan kısmındaki kişiler onu e, göremez hale geldiler ve ay tutulması gerçekleşti. İkinci resimde güneş tutulması olduğunda ay e, dünya ile güneşin arasına girdi ve dünyanın belli bir bölgesindekiler güneşin ışıklarını göremez hale geldiler. İşte orada güneş tutulması gerçekleşti. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Birbirleriyle karşılaştırmış oluruz. İlk önce ay tutulmasına bakalım. Dünya güneşin ve ayın arasında kaldığında gerçekleşiyor. Bir de yan taraftakini okuyayım. Güneş tutulmasını. Yani bir ondan bir ondan okuyalım ve böyle karşılaştırmış olalım. Ay güneşin ve dünyanın arasında kaldığında gerçekleşiyor. İkinci madde ay karanlıkta kaldığı için dünya üzerinden gözlenemez. Karşı tarafa bakalım. Güneş dünya üzerinde belirli bir bölgede gözlenemez. Üçüncü madde ay tutulmasında dünya güneş ışınlarının aya ulaşmasını engellemektedir. Karşı tarafa baktığımızda güneş tutulmasında ay dünya üzerinde güneş tutulmasının gözlendiği bölgelerde yani belli bölge bölgelerde güneş ışığının bir kısmını veya tamamını engellemektedir. Diğer ay tutulmasına geçelim. Gece gerçekleşiyor ay tutulması ama güneş tutulması gündüz gerçekleşiyor. Yine ay tutulmasından diğer maddeye okuyalım. Yalnızca ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Güneş tutulması ise ayın yeni ay evresinde gerçekleşmektedir. Ay tutulmasında dünya üzerinde daha geniş bir alanda gözlenir. Daha büyük bir coğrafyada gözlenir. E, güneş tutulması ise ay tutulmasına göre daha seyrek gerçekleşir. Ve dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. Yani güneş tutulması daha az olmaktadır ama ay tutulması e, daha fazla görülmektedir yıl içerisinde. Tutulma uzun süre gözlenir. Ay tutulması e, uzun sürüyor. Ne kadar sürüyor? En son ben izlemiştim. Bir saatten fazla sürüyor. E, güneş tutulmasında ise tutulma daha kısa süre gözleniyor. Ay tutulmasını çıplak gözle izleyebiliyorsunuz. Siz de belki izlemişsinizdir. Ben de izledim. E, normal bakarak izleyebiliyorsunuz. Ama güneş tutulmasını kesinlikle filtreli gözlüklerle izlemelisiniz. Yoksa gözleriniz hasar görür. Evet sevgili öğrenciler bu son kısımdı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar dersinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.